Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bundan bir veya 1,5 hafta önce kanalın topluluğu kısmında paylaştığım Türkiye'nin en ucuz supplement markalarından biri olan Protaş Nutrition'ın bir paketi vardı. Bunu alıp inceleyip etkilerinden bahsedeyim mi? Veya içeriklerine beraber bakalım mı? Böyle bir topluluk gönderisi atmıştım ve çok ilgi geldi. O yüzden bugün paket sonunda elime ulaştı. Bu arada paketin geç gelmesinin sebebi de deprem bölgesinde olması. Kötü bir süreç atlatıyoruz bu dönemde. Discord sunucumuzda da birkaç arkadaşımızın o bölgedeydi. Evi yıkılan var veya evinden tahliye olan var. O yüzden herkesin tekrardan başı sağ olsun ve geçmiş olsun diyorum herkese. Bu arada bu supplementleri daha yeni kullanmaya başladığım için birkaçının etkisinden tam anlamıyla bahsedebilirim. Geri kalanını biraz daha uzun süreçte anlaşılır şeyler. O yüzden ileride de bir video çekerim veya bir topluluk gönderisi atarım. Veya Discord üzerinden bu konuyu konuşuruz. Bu paketin öncelikle fiyatından bahsedeyim. Şimdi bize bir pre-workout geliyor. 15 servis pre-workout var. 40 servis glutamin var. 30 servis BCA var. 40 servis kreatin var. Ve şöyle 3 kutuda protein tozu var. Bunların her biri 15, 30, 45 serviste protein tozu oluyor toplam. Şimdi bunlar protein tozları kutuda. Bunlar da şu şekilde paketlerde geldi. Bazılarını kutu olarak yolluyorlar. Şimdi ilk öncelikle glutamini ele alayım. Şimdi bunların etkisini nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar protein tozu BCA'nın pek etkisi anlaşılmıyor açıkçası. Hani glutamini anlayabiliriz, kreatini anlayabiliriz, pre-workout'ı anlayabiliriz. Ben kreatinle pre-workout'ın etkisinden bahsedeceğim öncelikle. Çünkü onları en çok onları hissettim. Glutamin ve BCA biraz uzun süreli anlaşılması veya belki de anlaşılmıyor bunlar. Öncelikle pre-workout'tan bahsedeyim. İçeriği 15 gram bu arada ölçek. Onu dün antrenmanında kullandım ve gerçekten vücutta karıncalanma hissettim. Hani ucuz olduğu için beklemiyordum. Bu paketin bu arada fiyatı şu an 500 lira. Ben indirimde 400 liraya aldım. Belki daha da yüksektir şu anda. Daha da yükselebilir. Şu anda 500 lira. Protaş Nutrition'ın Trendyol'dan aldım yani. Beta-alanin var. 3500 miligram. Bu serviste herhalde. Aynen. Elarjinin var. 2750 miligram. Estrulin var. 1 miligram. Taurin var. 1 miligram. Bu arada her bahsettiğim şeyin arkasına içeriğinin fotoğrafını videoya eklerim ben. Pre-workout bu şekilde, dediğim gibi servis sayısı 15 gram. Ben etkisini aldım. Hani alınır mı? Bence dene. Zaten pre-workout'a çok ihtiyaç duyan biri değilim. Onun yerine kahve içiyorum. Ama ben etkisini aldım arkadaşlar. Hani siz de alırsınız, bir denersiniz. Fiyatı zaten çok pahalı değil. Bunları ayrı ayrı da alabilirsiniz. Paranız varsa tek paket halinde alın, bir deneyin. Sonuçta supplementler çok da bir etkisi yok hani. Kreatinin var etkisi. Ben kreatinden çok memnunum. Başka markalar kullandım genelde. Kreatinden memnunum. Glutamin alınabilir. Onun dışında bence çok gerekli bir şey değil supplement. Ona vereceğinize, beslenmenize verin. Pirinç alın, tavuk göğsü alın. Pre-workout koyduk bu şekilde, etkisini alalım. Arkadaşlar kreatin, çok kişi kreatin ham madde olduğu için markasının bir önemi olmadığı söylenir. Ben de böyle düşünüyorum ama gerçekten kreatin kullanıyorsanız. Şimdi biz bunu içiyoruz. Bu markadan örnek vermeyeyim. Başka bir markadan örnek vereyim. Ağlık diyelim. Hani içeriğinin gerçekten kreatin olduğunu bilmiyoruz. O yüzden kreatin ham madde olduğu için evet hiçbir marka fark etmez. Ham madde sonuçta. Ama doğru kreatin içiyoruzdur umarım. Kreatinde ölçeği 5 gram arkadaşlar. Dediğim gibi 40 servis. 5000 miligram kreatin var içinde. Evet, BCA. BCA da 30 gram.
30 servis pardon. 7 gram ölçeği var. Ölçekte C vitamini var 200 miligram. Lösin var 3250 miligram. İzoleusin var 1250 miligram. Valin var 1250 miligram. Zaten bunlar BCAA. Kafein var 175 miligram. Taurin var 300 miligram. Bu arada bunların şeylerinden bahsedeyim. Sadece kreatin aromasız geliyor. Tatlarına baktım. Tatları da iyi gerçekten. Mesela baymıyor yani tadı. BCAA, limon ve çilek. Bu da öyle. Pre-workout da öyle. Evet, glutaminle ananas aromalı geliyor. Bunun da tadı gerçekten iyi. Şöyle güzellik yapmışlar baymaması için. Protein tozlarını 3 aromalı yollamışlar. Cookies aromalı, çikolata aromalı ve çilek aromalı. Gerçekten üçünün de tadı iyi ve baymıyor. Ben hani çok fazla su kullanmam genelde. İçtiğimde tadı hiçbir şekilde baymadı beni. İçerikler bu şekilde. Tekrardan dediğim gibi ben pre-workout'un etkisini aldım arkadaşlar. Kreatinin etkisi yani 3-4 hafta daha önce geldiği için ben ileriki zamanlardan da bunlardan söz edeceğim. Glutamin de yine antrenmandan sonra gerçekten vücudum dinleniyor mu falan bunları da hep söyleyeceğim size. BCAA ve protein tozu pek hissedilmez. O yüzden bence eğer paranız varsa yani tabi beslenme daha önemli. Yani tavuk göğsü pirinç almak daha önemli. Ama yine de bunun pre-workout'ını, kreatinini, glutaminini bence bir deneyebilirsiniz. Belli süre sonra ben tekrar bir video çekerim veya sizin sorularınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Veya Instagram hesabım var. Ondan daha önemlisi Discord var aslında. Discord sunucumuz zaten açıklamada var. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bunun hakkında konuşabiliriz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.